Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size Droni, yani bir başka deyişle drone servisi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Droni'nin aslında bir çeşit modifiye edilmiş otomatik uçuş modu olduğunu söyleyebiliriz. Bu modu kullanabilmemiz için öncelikli olarak yer istasyonu olarak kullandığımız Android cihazımızda Tower App uygulamasını açıyoruz. Sonrasında programın arayüzünden Connect butonuna tıklıyorum. Bağlantı sağladıktan sonra Droni seçeneği karşımıza çıkıyor. Şimdi Droni'ye tıklamamızla birlikte harita üzerinde otomatik olarak drone'a yeni bir rota belirlendiğini görüyoruz. Bu noktadaki en önemli konu, bu rotanın drone'a başarıyla aktarıldığını görmeden başka bir işlem yapmamamız gerekmesi. Bu aşamadan sonrası otomatik modda yaptığımız işlemlerin birebir aynısı diyebilirim. Şimdi öncelikle Tower App üzerinden drone'a gönderdiğimiz rotanın detaylarını inceleyelim. Bu sayede yapacağımız uçuşta bizi neyin beklediğini anlayalım. Öncelikle sol üstten seçeneklere, oradan da editör yazısına tıklayarak otomatik modda ayarları yaptığımız arayüze giriyoruz. Buradaki terimler ve ayarlar bir önceki videoda Mission Planner üzerinden ayar yaptığımız terimlerle çok benzemekte. Şimdi kısaca bunlara bakalım. Şimdi bu ekran bize neler söylüyor? Öncelikle uçuşumuzun toplamda 50 metrelik bir uçuş olacağı ve yaklaşık olarak 14 saniye süreceğini gösteriyor. Şimdi de uçuşun noktalarına bakalım. İlk olarak gördüğümüz işaret kalkış, yani take off komutunun işareti. Bu noktaya tıkladığımızda noktanın detayları karşımıza çıkıyor. İlk olarak bu noktanın take off komutunu taşıdığını ve bu kalkış komutunun 4 metrede sonlanacağını görüyoruz. 2 numaralı noktaya tıkladığımızda bu noktanın ROI komutunu taşıdığını görüyoruz. Bunun anlamı drone'un uçuş boyunca kamerasının 2 numaralı noktaya dönük olacağıdır. Bu noktalara harita üzerinden baktığımızda 1 numaralı noktanın 8 numaralı noktanın altında kaldığını ve drone'un o anda bulunduğu konumu gösterdiğini görüyoruz. 2 numaralı noktanın ise drone'un tam olarak karşısında bulunan nokta olduğunu görüyoruz. 3. noktanın ve 4. noktanın ise waypoint noktalarına karşılık geldiğini ve bu noktalardaki yüksekliklerinin 29 ve 7 metre olacağını görüyoruz. Şimdi de sırada 5 ve 7 numaralı noktalar var. Bu iki noktayı birlikte ele alacağım çünkü her ikisinin de komutları aynı. 5 numaraya tıkladığımızda bu noktanın change speed, yani hız değişikliği komutu taşıdığını görüyoruz. Bu komutla birlikte drone 4. noktadan 6. noktaya giderken hızını 1 metre bölü saniyeye düşürecek. 6. noktaya geçip 7. noktaya geldiğinde ise hızını tekrardan 5 metre bölü saniyeye yükseltecek. Bu hız değişikliği drone 6. noktadayken, yani diğer bir deyişle tam bizim karşımıza geri gelmiş iken fotoğraf çekiyormuş gibi bir efekt yaratmasını sağlıyor. Son olarak da drone'un kalkış yaptığı yere, yani 8. noktaya iniş yapacak şekilde ayarlandığını görüyoruz. Artık uçuşa geçebiliriz. Droni bir otomatik modu olduğu için kalkışı da otomatik modda birebir aynı şekilde yapacağız. Önce kumandadan armed komutunu vereceğiz. Ardından otomatik modu alacağız. Uç kolunu kaldırmamızda uçuş başlayacak. Drone son noktaya doğru inişe geçiyor. Droni'yi kısaca tek bir tuş ile 30 metreden kendi selfie'mizi çekmemizi sağlayan bir mod olarak tanımlayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.